Kesinlikle bariz gösteriyor zaten Galatasaray'ın ne eksikleri olduğunu görebiliyoruz açık bir şekilde. Hatta geçen hafta Sayın Başkan Dursun Özbey'e de söylettik bunu. Sayın Dursun Başkan da dedi ki sol bek ihtiyacımız var, sol bek alacağız dedi. Artık bunu çok fazla dillendirmenin anlamı yok. Angelinho yolcu, Ndombele yolcu şu vaziyette. Zaten bu sene transferlerin sadece Davinson Sanchez'in tuttuğunu görüyoruz. Diğerleri zaten kağıtta çok önemli transferlerdi. Ama kağıtta yapmış olduğun transferler bazen istediğin gibi gitmiyor. Eğer gitseydi şu an farklı şeyleri konuşurduk. Belki Şampiyonlar Ligi'ne devam etmesini konuşurduk Galatasaray'ın. Devam etmesi de hayırlı mı hayırsız mı? Şimdi de bugün daha fazla anlamaya başladık. Çünkü Kopenhag'da Manchester City ile eşleşti. Orada bir Haaland duvarı ile karşı karşıya duvar. Yani Kopenhag duvarı Haaland füzesiyle karşı karşıya gelecek. Galatasaray'da bir orta saha transferi kesinlikle olmazsa olmaz transferlerden bir tanesi olacak. Galatasaray'da bir tane sol bek kesinlikle transfer olacak, onu söyleyelim. Tabii ki bu transferin olması için bir de transferde limitin açılması lazım. Limitin açılması için de transferde bir satma rolüne girmesi lazım. Şu an için resmi ve gayri resmi olmak kaydıyla transferler Sacha Boey için geliyor. Sacha Boey'in yani gerçekten çok büyük alıcıları var. Özellikle Premier Lig'den çok büyük teklifler söz konusu. İlerleyen günlerde Sacha Boey ile ilgili somut adımlar daha da sık bir şekilde atılmaya başlar. Ama Galatasaray orayı çok fazla bırakmak istemiyor. Çünkü Galatasaray'ın şu anki hedefi Avrupa, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Lig olmak üzere 3 kulvarda da giden bir Galatasaray var. Ama olmazsa olmaz transferleri işte sol bek kesinlikle olacak. Onu söyleyelim. Ndombele gidecek. Kerem Demirbay istenileni veremedi. Onun gitmesini bekliyoruz. Hakim Ziyech, Zaha istenileni veremedi. Hakim Ziyech 2 golde var. Başka türlü yok. Onlarda da farklı bir aksiyon planı almak istiyor Galatasaray. Transfer çalışmalarına da başladı. Aslında Okan Hoca çok şey söylemek istiyor ama çok fazla da bir şey söyleyemiyor. Ama transferde çok büyük çaba sarf ediyorlar. Özellikle Ayhan E peki bütçe var mı? İşte bütçeyi bir şekilde açacaklar. Yani mesela Galatasaray geçen sene de bunu yapabildi. Kiralama formülüne gireceksin. Yani bu şimdi transferlerin şöyle oluyor genelde devre arası transferler. Takımlarında mutlu Evet, olamayanlar ya o da da risk takımda değil mi ama? performans. Ama şöyle bir şey var. Sende iyi olmayan başkasında iyi oluyor. Başkasında iyi olmayan Ama sende iyi oluyor. evet ama risk değil mi? Ya devre arası transferler bazen tutunca da işe yarıyor. O riski Tabii alman lazım bazen bir çünkü devre arası transferi sizi şampiyon yapıyor. Fabian Galatasaray senin Ernst gibi. Fabian Ernst gibi aynen öyle. Galatasaray senin sağ açık oynattığın Barış Alper Yılmaz'ın sol beki alabiliyorsun. Bu da bir risk aslında baktığın zaman. Bu risk tutuyor mu? Yeri geldiği zaman tutuyor ama oraya orijinal sol bek koyduğun zaman daha farklı şeyler olabiliyor. Galatasaray çünkü UEFA Avrupa Kupası var. Bu Avrupa Kupası'nda da irebili yere kadar gitmek istiyor. Ben en az 2 turun garanti olduğunu düşünenlerdenim. Bu açıdan iyi bir kadro yapılanması, 2-3 transfer de geldiği takdirde Galatasaray bu avantajı lehine çevirmek isteyecektir. Onur Özkan, sen ne düşünüyorsun? Transfer nerelere ne lazım? Kimlerin gitmesi lazım? En çok izleyicilerimizden gelen sorular bu şekilde. İşte Zaha, Ndombele, Angelino. Zaten Ndombele ve Angelino çok bariz konuşuyor ama Zaha ile ilgili, Serhan'ın söylediği gibi Ziyech ile ilgili. Yani pek çok yıldız isimden memnun kalmadı takım, taraftar. Zaten bu saha içine de sonuçlara da yansıyor. Sen ne düşünüyorsun? Açıkçası bir kere şunu söyleyeyim. Sezon başında yapılan hatalardan ders çıkarılması gerekiyor. Yani Galatasaray yönetimi bu sezon genellikle oyuncuların kariyerlerine, isimlerine yatırım yaptı. Ara transferde mutlaka ve mutlaka biraz geleceğine yatırım yapılacak futbolcuların Galatasaray'a gelmesi gerekiyor. Scouting'i çok unuttu Galatasaray yönetimi. Hep bilindik, tanındık Evet. oyuncular üzerine En gidildi. son scout transferi kim var? Marcao'dan sonra. Yani çok fazla yok. Yani hiç aklıma gelmedi açıkçası şu anda. Yani Marka çok net bir scouting transferiydi. Mustafa hatta Sacha Boey bizim var. eski yorumcularımızdan. Sacha Boey var. Sacha Evet, Boey bir Sacha scouting transferidir. İyi bir scouting transferidir. Sacha Boey de az kalsın gidiyordu biliyorsun. Evet, o Ama da orada gidiyordu. şunu söyleyelim bak özür diliyorum Yok, lafını kestim. estağfurullah. Yani orada Okan Hoca'nın oyuncuyu beğenmeyip göndermemesi bir durum söz konusu değil. İstiyorsan Melike tekrardan anlatayım ben konuyu. Bu Sacha Boey A Evet, takımla o konuyu tekrar antrenmanlara hatırlat. çıkıyor, maçlara çıkıyor ve o zaman hocası da Torrent. Torrent'e diyor ki hocam ben biraz daha fazla izin almak istiyorum diyor. Hoca diyor git senin kadar yap diyor. Yani adam zaten önünü göremiyor ki yani hani Doğru. geleceğini göremiyor. Git senin kadar yap diyor. Oyuncu gidiyor tatilini yapıyor. Oyuncuya mesaj atıyorlar diyor ki gel.
Yani gel ki biz şu zamanda atıyorum işte 30 Haziran'da top başı yapacağız. Oyuncu da diyor ki Torrent Hoca bana izin verdi. Ben daha sonra katılacağım diyor. Daha sonra geldiğinde de o konuca diyor ki niye gelmedin? Hoca bana izin verdi. Ama ben seni çağırdım, yeni hocam benim. Ondan sonra oyuncu alıyorlar, PAF takıma gönderiyorlar. Ve daha sonrasına tabii ki orada bir sakatlanma söz konusu oluyor ve tekrar A takıma geldiğinde formayı alıyor, bir daha bırakmıyor. Olayı bu şekilde algılarsak daha farklı yerlerde gitmiş olur. Orada biraz kader ağlarını ördü. Yani üst üste gelen iki sakatlık oldu. Hem Omar El Abdaloui'nin sakatlığı hem Dubois'un sakatlığı vardı o dönem. Yani evet, Sacha Boey dışında son dönemde bir de Mark Ay sayabiliriz. Çok evet. Net Luyendama vardı. O iyi başladı, kötü bitti o hikaye. Ama Galatasaray'ın mutlaka ekonomik anlamda da geleceğini çok daha net inşa edebilmesi için scouting üzerine durması gerekiyor. Bir kere bu çok net. Kimler gitmeli zaten belli. Angelinho, Ndombele, Serhan da söyledi. Onlar artık çok net, artık vedalaşılacak olan isimler. Onların dışında ben mesela Nelson konusunda bir ayrılık bekliyorum. Evet. Yani Nelson'un kafası şu an net olarak burada değil. Davinson transferi sonrası o yedek kalma olayını kabullenemedi bir türlü. Performansı iyi değil, mental durumu iyi değil. Nelson'un açık söylememiz gerekirse şu anda ayrılığı net bir şekilde istiyor. Ama tabii şartlar oluşursa bir ayrılık olacaktır Nelson konusunda. Şu anda piyasası çok ciddi şekilde düşmüş durumda. Zarar gördü tabii. Şu olabilir Galatasaray belki. 25 milyon istiyordu geçen sezon mümkün. Başı. Şu an 10 milyon euro bile mümkün değil şu tabii an. Tabii ki Nelson yani konusunda. En son gelen teklif şeydi, ben revize edeyim istiyorsan 17 milyon euro gelmişti ama 17 milyon da taksitlere bölünecek ve şekilde. Bonuslar 5 da vardı yıllık, büyük ihtimalle. 5 yıllık taksitlere bölünecek şu şekilde. Şu an kaç verirler mesela? 10 bile çok zor. Şu an 8 milyon, 10 milyon euro arası. Şu olabilir. Olur. Avrupa'nın 5 büyük liginden bir takımı kiralanır satın alma opsiyonuyla. Yeniden bir piyasa oluşturur kendini. Orada iyi bir 6 ay geçirir. O zaman sezon sonunda belki iyi teklifler gelebilir Galatasaray masasına. Ama Nelson süreci yönetilemedi yönetim tarafında. Onu söylememiz gerekiyor. Onun dışında Galatasaray'dan ayrılık olur mu? Boye ile ilgili çok mesaj gelmeye başladı. Boye devre arası olmaz o ayrılık. Olmaz. Olmaz mı? Sezon sonunda ama ben... olacağını düşünüyorum çok net bir şekilde sezon sonunda. İyi bir sonunda. Transfer yapar mı? Ama şimdi şunu da söyleyelim yani. Hani şimdi... Para kazanabileceği oyunculardan hatta yani en başa gelenlerinden birinci, biri. Birinci şu şimdi Galatasaray'da maalesef iki seneye baktığımız zaman, geçen sene şampiyon olan takımla bu seneki iyi giden takımla baktığımız zaman bu avantajları çok fazla lehine çeviremiyor. Yani mesela Nelson'un sen en iyi para kazanacağın zaman elden çıkartamadın çünkü alternatifin yoktu. Galatasaray satış Davinson konusunda iyi değil zaten. İyi değil. Davinson Sanchez'i son dakika transferi yaptı Galatasaray. Son saat transferi Ndombele yaptı. Ndombele ve Sanchez'i evet. Yani öyle baktığın zaman eğer zaten o zaman Nelson'un zaten küsmesinin, Nelson'un biraz sıkıntıya girmesinin altında yatan sebeplerden birisi bu. Bu oyuncuya dediler ki devre arası seni sezonun sonu göndereceğiz. Çünkü o zaman Marco ile beraber transfer teklifi gelen Nelson'a dediler ki sen bekle, biz senden daha fazla para kazanacağız. Hatta sana da daha fazla para kazandıracağız. Sezonun sonuna geldiği zaman, yeni sezon başladığı zaman kal, bizim sana ihtiyacımız var. Bu sene hedef Şampiyonlar Ligi. Şampiyonlar Ligi'ne daha fazla kendini gösterirsen devre arası yine sana bir avantaj sağlarız dedi. Daha sonra son dakika Davinson Sanchez transferi gelip Davinson Sanchez formayı Nelson'dan aldıktan sonra Nelson... Ama Davinson öncesinde de biz 15. gün Sergio Ramos'u konuştuk. Yani bir de Erden Timur'un evet. Çok net bir açıklaması vardı. Üst düzey bir stoper alacağız diyordu üstüne basa basa. Yani bu zaten hani bence Nelson'un bildiği bir şeydi daha öncesinden. Ama burada dediğin gibi sezon başında bu planlama yapılabilseydi eğer, Galatasaray Nelson'u gönderebilseydi, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakçı'yla bence yine geçirirdi öneleme turları bir şekilde. Hem Galatasaray limitini daha erken açardı, çok daha doğru bir transfer planlaması da olurdu Galatasaray'ın bu şekilde. Planlama o kadar yanlış ki iyi para edecek oyuncuların da değeri düştü yorumu i̇şte geldi. Doğru söylüyoruz zaten. Yönetilemedi o süreç. Mesela, mesela Ramos transferi herkes söylediği zaman ben burada biliyorsun üstüne basa basa Ramos'un olmayacağını söylüyordum ben yani. Oliveira konusunda bir ayrılık. O en azından şu olacaktır, bir sözleşme dondurması. Olacak. Olacak. Aha, sözleşme. Evet, sözleşme. Yani bir ameliyatı söz konusu. 4 ay falan bulacakmış yani, gibi duruyor. Yani 2 aylık bir süreç öngörüler yani ama 2 ile 4 ay arası. Diyordu. Ya çok enteresan. Galatasaray'da şöyle bir şey oluyor. Akciğer sönmesi yok, göğüs kası kopması. Yani enteresan. Galatasaray'da yani. Şey var ya, doktor kim mi diyorduk? Doktor Hu. Bir tane doktor karakteri vardı ya. Yani böyle süper doktordu. Zaman yolculuğu yapıyor. Yok yok. Bir tane doktor neydi ya? Arkada belki bizi izleyenler aydınlatabilirler. Dizi karakteri Dizi karakteri vardı. Doktor her şeyi çözüyordu, her şeyi buluyordu. Yener İnce'yi ben ona benzetiyorum.
Yenerince bir anda böyle çözüyor. 4 aylık oyuncuları 2 ayda getiriyor. Hocanın bir sihirli değneği var kesin, orası çok net. Ama ilginç sakatlıklar konusunda da bu Nagatomo'nun ciğer ya sönmesi. Ben onu sordum birisine, dedi ki yani bu tür bir sakatlık nasıl olur? Çok kontrolsüz bir sporla, yani şimdi vücut geliştirme yapıyorlar ya spor salonlarında, çok kontrolsüz yapıldığı zaman o güç antrenmanları olur dediler. Bu adam yıllardır spor yapıyor. Artı mutlaka yanında bir profesyonel bir hoca var orada, fizyoterapist var. Yaralanması lazım bir de. Yani. Üstlerinde çip var Onur. Bütün kas yapılarını falan ölçüyorlar yani. Çok enteresan antrenman bir iş. Antrenman esnasında bir özel bir yelek giyiyorlar. Evet, o yeleğin içinde çip var. Oyuncuların vücut şeyini analizlerini ölçüyor. Ölçümlerini, her şey analizleri yapılıyor. Dolayısıyla orada o sakatlık çok enteresan. Ha, Doktor Who'muş. Doktor Who, evet. Ve burada şu çok net sayalım. Sol bek gelecek Galatasaray'a. Ndombele'nin yerine bir oyuncu gelecek. Artı Oliveira'nın yerine bir oyuncu gelecek. Nelson giderse benim tercihim Emin Bayram olur dönmesi Galatasaray'a. Çok iyi bir sezon geçiriyor Westerlo'da. Ama bir oyuncu oraya gelecek net. 4 yaptı Galatasaray için. Ve işin enteresanı ya, biz bu kadar sorunlardan bahsediyoruz Galatasaray için. Transferde bu kadar başarısız, en azından oyunculardan verim alamamış bir takım. Ama lige dönüp bakıyoruz. 2 maçta puan kaybetmiş sadece. Evet. Şampiyonlar Ligi'nde de United'ı geçmiş. Kopenhag'a son maçta bırakmış turu. Evet. Bu da demek ki net bir Okan Buruk başarısız. Burada da şimdi zaten geçen ödülü de aldı. Aldı. Ama şimdi şunu da söylemek lazım. Edelim. Şimdi Erden Timur geçen sene gerçekten futbol sihirbazıydı. O transferlerin bulunması, hatta uçaklarda 2 tane 3 tane yıldızın gelmesi, Torreira'nın gelmesi, Icardi'nin gelmesi. Yani bu kadar çok önemli silahların gelmesi gerçekten çok iyiydi. Bu sene de eğer o hani kağıt üzerindeki o iyi transfer, işte Tete, Ziyech, Ndombele, Zaha transferleri tutsaydı biz farklı bir Galatasaray konuşacaktık. Erden Timur'a da el üstünde tutacaktık. Ama yani bazen olmuyor. Kağıt üstündeki gördüğümüz iyi transferler tutmayabiliyor. Ama mesela şu da olabilir. Zaha'yı gönderirsin ya da atıyorum Ndombele'yi gönderirsin. Ndombele 2 hafta sonra atıyorum İngiltere'ye gider belki. İngiltere Premier Lig'de haftanın oyuncusu olur. İşte o yüzden devre arası transferleri bazen tutuyor, bazen tutmuyor. Şey konusunda sen söylemişsin, Zaha konusunda. O çok yani saçma ve içi boş bir yorum. Yani siz Zaha'yı nasıl gönderiyorsunuz? Yani insanların Zaha'nın sözleşmesinden haberi yok herhalde. Şu an Zaha'nın o sözleşmeyi Avrupa'nın herhangi bir kulübünden bulması mümkün değil. İmkanı yok. Ancak ve ancak bir Arap kulübüne gidebilir bu saatten sonra. Zaha ki sezon başında istemedi zaten onu. Evet. Yani Galatasaray'ın verdiği sözleşmenin çok daha fazlasını teklif eden Arap kulüpleri varken Şampiyonlar Ligi'ni oynamak için Galatasaray'ı seçti. Avrupa'da kalmak için. Bir de hani Zaha'nın neden bu ayrılık gündemi oluştu, ben onu anlamadım. Yani Zaha gibi bir oyuncu Zaha'dan var elimizde. Zaha'dan beklenen hani buyken belki bu. Evet, beklentilerin altında kaldığını kabul ediyorum ama. Ama yine de diğer transferlere bir de göre. Şu var. Bence üstte diğer transferlere. Bir de şu var şimdi. Zaha'nın oynadığı pozisyon itibariyle Kerem'i kaydırmak zorunda kaldın ya. Kerem'i kaydırmak zorunda kalınca hem Kerem'in performansını düşürttürdün hem de Icardi'nin gol yeteneğini biraz zayıflattın. O açıdan herkes şunu düşüyor. Eğer Zaha oynuyor ama Zaha kendini gösteremiyor, Kerem olsaydı orada daha farklı bir karakter sınavına gidiyor. Peki Zaha mutlu mu?